çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. Hep birlikte izliyoruz. Biz sizlere Antalya'yı tanıtmaya devam ediyoruz ve şimdi de Atalya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğindeyiz. Yanımızda ise hocam Sevil Kaderli var. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Antalya'ya. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hocam biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben diş hekimi Sevil Kaderli. 1969 Bulgaristan Şumlu doğumluyum. 1999 Filibe Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'ye göç ettim. Daha sonra Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesinden denkliğimi aldıktan sonra Atalya Diş Polikliniğini kurdum ve kurucu olarak da devam etmekteyim. Peki hocam, biraz da kliniğimizi tanıtsak. Neler var kliniğimizde, neler yapıyoruz, personelimiz? Atalya Diş Kliniğimiz hizmet vermektedir. Personelimiz son derece eğitimli bir personelle devam etmekteyiz. Peki hocam, günümüzde en sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi de implant. Eminim ki ben bu kadar duyuyorsam siz nasıl duyuyorsunuzdur. İmplant tedavisi hakkında bize vereceğiniz bilgiler neler? İmplant günümüzde gerçekten çok yaygın bir tedavi ve protez bir şeklidir. Yurt dışından gelen hastalarımız ciddi anlamda Antalya ve Türkiye'ye ciddi anlamda implantla alakalı ciddi bir talep vardır. İmplant nedir? İmplant sonuçta bir protez şeklidir. Çekim yerlerini, daha doğrusu boşluk dediğimiz yerleri doldurmak için suni bir köktür. Peki hocam, implant süresi nedir? Ne kadar sürede implant tedavisi tamamen bitmiş oluyor? İmplant tabii ki hastanın kemik yapısıyla çok alakalıdır. İmplantın uygulama şekli ve bekleme şekli vardır. Uygulama şekli 5 dakika ile 30 dakika arası tamamen kişinin kemik yapısıyla alakalı bir zamandır. İmplant, en büyük sorun implantta kemikle alakalı problemlerimizdir. Hastalarımızın da en büyük problemi budur. İyi bir kemik yapısı olan hastada bekleme süresi 2 aydır. Ve kullandığımız titanyum kök kemikle kaynama süresi geçtikten sonra protez süresi vardır. Bir haftada tamamlanır. Ondan daha kemik yapısı daha az olan hastalarımızda da suni kemik dediğimiz kemik tozu veya işte hastalarının kaburga veya başka bölgelerinden alınan kemiklerle tamamlayarak bu zamanı 4 ile 6 aya kadar uzatabiliyoruz. Hocam, implant kesinlikle kimlere yapılmaz diyorsunuz? İmplant kesinlikle yapılmaz diye günümüzde bir şey artık yok. İmplant 18 yaşını tamamlamış ve kemik gelişimini tamamlamış herkese implant yapılabilir. Hatta 80 yaşında bir kişi kemik yapımı ve sağlık problemleri, şeker, tansiyon hastası ciddi kontrol altında olduğu sürece ve ilaçlarını kullandığı sürece implant herkese yapılabilir. Peki hocam, son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize ağız ve diş sağlığını korumaları adına doktor tedavilerinin yanı sıra neler yapmaları gerektiğini hatırlatabilir misiniz? Tabii ki burada en önemlisi profilaktik diş tedavisi dediğimiz tedavi şekli. Bu Avrupa'da çok yaygın bir tedavi şeklidir ve devlet tarafından da ciddi anlamda asıl burada ödenekler bu bölümle alakalıdır. Bu da tamamen diş sağlığını kaybettikten sonra değil de diş sağlığını kaybetmeden hastalar neler yapılması gerektiği hakkında birinci ciddi bilgilendirme programları vardır. Bilgilendirme kongreleri, toplantıları, hastalara bilgilendirme broşürleri ve bilgilendirme ile alakalı her bilgiyi aldıktan sonra ciddi kontroller sonucu hastalar diş sağlığını kaybetmeden önce yapılması gereken her şeyi zaten yapıyorlar. Tabii ki hasta sağlığını, diş sağlığını kaybettikten sonra da yapılacak bir şey yok. Bizlere müracaat etmekten başka hiçbir şey kalmıyor. Yani kendinizi koruyabilmek adına doktorlarınıza mutlaka 6 ayda bir kontrollerine gitmesini öneriyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Teşekkür ediyorum.
Şenöz Özkaya'yla Show Life tüm hızıyla devam ediyor.